Arkadaşlar merhaba. SEO konuşuyoruz serimizin 9. videosunda önemli web verileri kavramında yakın zamanda elde etmiş olduğumuz tecrübeleri ve sektörün de önde gelen bir abimizle yapmış olduğumuz görüşmenin bir kısmını arkadaşlar sizlere anlatmaya çalışacağım. Şimdi önemli web verileri kavramı arkadaşlar hayatımıza girdiği ilk dönemlerde SEO camiası bu konuyu göz ardı etti. İşte dedi ki bu kavram site optimizasyonuyla alakalı işte teknik SEO kapsamında bile değerlendirmeye almadılar ilk başlarda. Ama arkadaşlar bu kavram işte Google'ın resmi kaynakları tarafından bir sıralama faktörü olduğu ifade edildiği anda bu konu arkadaşlar SEO'cuların da ilgilenmesi gereken bir konu haline geldi. Halihazırda WhatsApp grubunda da paylaştığımız gibi sadece arkadaşlar bir CLS problemi yüzünden keskin bir şekilde arkadaşlar hit kaybeden de siteler olduğu için bu konu arkadaşlar artık çok önemli bir konu haline geldi. Daha önce çekmiş olduğumuz videolarda da söylediğimiz gibi bu işin arkadaşlar temeli, sunucu, tema ve çeyç eklentisi. Ve arkadaşlar maalesef işte light speed kesinlikle kullanılmalı. İşte VP Rocket kesinlikle kullanılmalı. Veya işte Swift Performance, Flying Press gibi gibi eklentiler kullanılmalı gibi bir mantık arkadaşlar bu işte çalışmıyor. Sunucu ve temayla hangi çeyç eklentisi uyumluysa en iyi sonucu hangisi veriyorsa arkadaşlar bu kullanılmalı. Bu VP super Çeşit olabilir, Facebook cache olabilir, light speed Çeşit olabilir, ücretli bir cache eklentisi de olabilir. Mesela arkadaşlar kısa süre önce orta VP rakıta geçtik ve sonuçlarımızın iyi olduğunu gözlemledik. Ama arkadaşlar Cyber Panel bir VDS kullanırken VP rakıtı kurma bile kuramıyorduk. Çünkü VP rakıt arkadaşlar Cyber Panel sunucularda verimli bir şekilde çalışmıyor site tamamen devre dışı kalıyordu. O yüzden de işte şu eklenti iyidir, bu eklenti iyidir konusuna kesinlikle girmeyeceğim. Şimdi kurumsal sitelerde kafam kadı slider yoksa arkadaşlar bu siteleri önemli web verileri değerlendirmesinden geçirmek bir uzman için çok zor değil. Yani en fazla bir gününü veya iki gününü alır. Veya önemli web verilerinden geçirmese bile laboratuvar verilerini arkadaşlar iyi bir şekilde optimize edebilir. Ama işin için arkadaşlar işte e siteleri veya Essence reklam kodları dahil olduğunda arkadaşlar olayın seyri tamamen değişiyor. Essence reklam kodlarında işte bu abimizle yapmış olduğumuz feedbackten arkadaşlar şu sonucu çıkarttık ki bu konuyla alakalı geçmiş dönemlerde bize ulaşan müşterilerimiz de oldu. Birincisi arkadaşlar kullanılan temanın arkadaşlar işte dahili reklam alanları dışında Ad Insider gibi harici reklam eklentileri kullanıldığında önemli web verilerinden geçmek oldukça zor. İkinci konu arkadaşlar oto reklamlar. Mesela oto reklamlarla alakalı da şöyle bir tecrübemi size aktarayım. Bir takipçimin aynı zamanda müşterimin sitesi masa üstünde arkadaşlar CLS problemi yok bu sitenin. Ama gelin görün ki önemli web verilerinin arkadaşlar bu sitede bir CLS problemi var. Neden? Çünkü oto reklamlardan kaynaklı. Yani oto reklamlar PageSpeed'de laboratuvar verilerinde gözükmezken kullanıcının karşısına çıktığı için ve arkadaşlar önemli web verileri de Chrome kullanıcı deneyimi raporundan bu sonuçları oluşturduğu için burada arkadaşlar böyle bir sorun ortaya çıkıyor. Halihazırda laboratuvar verileriyle buradaki veriler arasında da arkadaşlar farklar var. Yani şöyle mesela 3 tane müşterimiz geçmiş dönemde bize ulaştı. Kazançlarının düşeceğini belirterek Java dileği yaptık ve January Press temasına geçtik. İkisi de arkadaşlar önemli web verilerinden geçerken bir tanesi kaldı. İşte bu yüzden bu iş çok garanti kapsamında yapılabilecek bir iş değil. Ve bu iş arkadaşlar sahte optimizasyoncu dediğimiz arkadaşlar işte gesmot açıyorlar. Veya işte laboratuvar verilerini kandıran bazı eklentiler var ki bu eklentilerden bir tanesi geçtiğimiz günlerde tespit edildi ve bununla da alakalı arkadaşlar e, reon.net'te de konular açıldı. Bu tarz hile hurdalar var. İşte buradaki veriler arkadaşlar çok kolay bir şekilde manipüle edebiliyorlar. Diğer yandan önemli olan bu bölüm arkadaşlar. Buraları manipüle edemezsiniz. Yani önemli web verilerini manipüle etme diye bir konu şu an henüz keşfedilmedi. Yani Java diliyle işte buradaki bölümü mesela perdeleyebiliyorsunuz veya işte get mod açarak buradaki bölümler perdelenebiliyor veya manipüle edilebiliyor. Ama buradaki konu arkadaşlar manipüle edilmiyor. Bir web sitesi burada başarılı olduğu ifadesine sahipse bu web sitesi arkadaşlar önemli web verileri değerlendirmesinden geçmiştir. Ve mevcut hız değerleri de arkadaşlar herhangi bir manipülasyon yoktur. Bu konuyu artık anlattığımı düşünüyorum. Yani artık şu işe arkadaşlar PES e odaklı bakmayın. Yani PES Speed'den 60-65 gibi bir skor alıp önemli web verilerinden geçen siteleri de gördüm ben. Yani bu laboratuvar verileri sadece bize hata tespit konusunda bir sonucu ulaştırıyor önemli olan bölüm arkadaşlar bu bölüm. İkinci konu da yine üzerinde durarak söylüyorum. İşte şu çeç eklentisidir. işte Perf Matters kesinlikle kullanılmalıdır Veya işte Flying Script gibi eklentiler kesinlikle kullanılmalıdır gibi bir söylemim kesinlikle yok. Olamazdı arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi geçtiğimiz dönemlerde Weeper Akıt hiç çalışmazken şu anda arkadaşlar Weeper Akıt daha iyi bir sonuç verdi. Bunu deneyerek ve test ederek görmeniz gerekiyor. Mesela halihazırda arkadaşlar Cosmonaut.net işte Kedens temasına sahip. Yine 4 da aynı sunucuda. Ve arkadaşlar doğru bir şekilde yapılandırması mevcut. Gördüğünüz gibi arkadaşlar onun da PaySpeed değerleri bu şekilde. Ki ilgili sitede de arkadaşlar herhangi bir Java dile veya işte bir CSS sıkıştırması, HTML sıkıştırması, işte Java sıkıştırması yok veya birleştirmesi yok. Halihazırda şöyle de bir konu var arkadaşlar. İşte bazı arkadaşlar böyle light speedte veya diğer eklentilerde işte fonksiyon açtıkça sitenin hızlanacağını falan düşünüyor. Kesinlikle yanlış bir konu. Mesela Melih'ten öğrendiğim bir konuya gelecek olursak arkadaşlar. Kritik istek zinciri oluşturmalı arkadaşlar. Sizin CSS ve Java dosyalarınız gözükür. Halihazırda zaten Canır Press'te arkadaşlar tüm dosyalar minify edilmiş. Bir de gidip buna işte Vpracket'tan minify kodunun eklenmesi yanlış bir fonksiyon olacaktır ve sunucu yoracaktır arkadaşlar. Burada anlatmak istediğim konu şu. Her temada light speed ayarları farklıdır. Deeper akıtın ayarları farklıdır. Veya işte sunucuya göre bir çay ch seçilmelidir. Hangi çay ch hangi asset manager ise o kombinasyon yapılmalıdır arkadaşlar. Ve şu artık pace speed odaklı düşünmekten konuyu çıkın. Yani dediğim gibi işte masa üstünde çok iyi bir skor alıyor. Herhangi bir CLS problemi yok. Ama Search konsolda var. Olacaktır da. Yani dediğim gibi işte bu oto reklamlar bu işin en büyük düşmanı. Kafam kadı sliderlar bu işin en büyük düşmanı. Şu slider sevdanızdan artık lütfen vazgeçin yani. İşte bu kurumsal siteleri böyle profesyonel göstermek adına işte böyle saçma sapan sliderlar. İşte gereksiz temalar. Şu işte 10 tane eklentiyle beraber gelen Danforus temalarından artık vazgeçin. Bunları optimize etmek oldukça zor arkadaşlar. Mesela preload mantığı var. E yine Melit'ten öğrendiğim bir mantık. İşte site çalışırken arkadaşlar burada iki tane görsel var. Bu görsellerin dosya boyutu düşükse preload yapmak hız puanlarını olumlu etkilerken, ki hal hazırda bu iki görsel şu anda preload yapılıyor. Bu görselin boyutu arttığında arkadaşlar, çok yüksek olduğunda preload yapmak çok daha kötü bir sonuca sebep oluyor. Bu yüzden de manuel resim optimizasyonunun da önemi oldukça fazla. Ki hal hazırda şu anda WebP'nin dışında AVI formatı da çok popüler. Ve WebP'den arkadaşlar görüntü kalitesi olarak yüksek. Sıkıştırma olarak da çok daha iyi. Yani yarın bir gün işte tarayıcılar da tam anlamıyla AVI formatını desteklediğinde AVI formatındaki eklentiler ön plana çıkacak. Ki ben her zaman şu taraftarıyım. Kesinlikle ve kesinlikle resimler arkadaşlar manuel optimize edilmeli. Ben mesela sitelerinde uzun zamandır işte Smash Pro, WW bilmem ne optimizer gibi bir şey var. İşte Robinhood bilmem ne falan böyle resim optimizasyon eklentileri kullanmıyorum. Çünkü hala hazırda ben zaten sitelerime resimler arkadaşlarım monel bir şekilde optimize edip de yüklüyorum. Yine arkadaşlar işte lazy load açmak her sitede veya her temada doğru sonucu vermiyor. Mesela Jannat'ta Perf Madison, lazy load arkadaşlar görsellerin yüklenmemesine sebep oluyor. Ama işte Jannat Press'te, Kadens'te herhangi bir soruna sebebiyet vermiyor gibi gibi. Yani o yüzden bu ayarları arkadaşlar doğru bir şekilde yapmanız gerekiyor ve fonksiyonları çakıştırmamanız gerekiyor. Mesela temanızda bir CSS sıkıştırma fonksiyonu varsa bir de gidip bunu VP Rocket'tan CSS sıkıştırma fonksiyonu eklemeniz sunucunuza yük oluşturacaktır. Diğer yandan çok fazla sayfa sayısına sahip sitelerde ve yüksek hitli sitelerde arkadaşlar VP Rocket maalesef performanslı çalışan bir eklenti değil. Bu sitelerde arkadaşlar LightSpeed Cache eklentisi daha performanslı çalışıyor. Ama yazı sayısı düşük, hiti çok yüksek olmayan sitelerde de WP Rocket LightSpeed'den daha iyi sonuçlar veriyor. Mesela LightSpeed Cache'te lazy load yapmak, resimleri lazy load yapmak çok kötü sonuçlara sebebiyet verebiliyor. Her fonksiyonun açılmaması gerekiyor. İşte bu yüzden de arkadaşlar oturup mesela işte ideal LightSpeed Cache ayarları diye bir video maalesef çekemiyoruz. Çünkü dediğimiz gibi her sunucuda ve her temada arkadaşlar bu ayarlar birbirinden farklı. Konuyu toparlamak gerekirse şunu söyleyeyim. Eğer Essence odaklı bir bloğunuz varsa ve önemli web verilerinden geçmek istiyorsanız şu her yere reklam koyma mantığınızı bir bırakın. Oto reklamları kapatın. En iyi sonucu alabileceğiniz reklamları deneyin, ve arkadaşlar bu reklamları ekleyin. Temanın dahili reklam alanlarını kullanmaya çalışın. Ve arkadaşlar sunucunuz hızlı olsun. Akabinde de pace speed odaklı arkadaşlar artık düşünmeyi bir kenara bırakın. Çünkü bu işin arkadaşlar temel mantığı bu bölüm. Bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadardı. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.